milli görüşün işidir. Hizmet istiyorsanız adres yine bellidir. Saadet Partisi. Bakın, biz 45 yıllık bir partiyiz aslında. 45 yıllık bir fikri mücadelenin temsilcisiyiz. Bu zamana kadar çeşitli hükümetlerde koalisyon biçiminde de olsa başbakan olarak da milli görüş erleri görev aldılar. Hiçbir hakkında en ufak bir yolsuzluk imasında bulunabilen oldu mu? Hayır. Yüzlerce kardeşimiz belediyelerde görev aldılar. Hiçbir hakkında yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, adam kayırma, itimat, ihaleye, fesat karıştırma gibi bir suçlamaya tanık olabildiniz mi? Hayır. Çünkü milli görüş erleri halka hizmeti hakka ibadet olarak algılamaktadır. Öbür taraftan halkımızın malını kendilerine emanet edilmiş olan kutsal değerler gibi algılamaktadır. Emanete ihanet etmenin de münafıklığın bir alameti olduğunu elbette bilmektedirler. Bu münasebettedir ki milli görüş erleri kazandıkları her bir belediyenin giriş kapısına herkesin göreceği bir biçimde rüşvet alan da veren de melundur tabelasını asmışlardı. Bizden önce öyle bir tabela var mıydı? Yoktu. Bizden sonra yine olmadı. Peki ne oldu bizden sonra? Hal hazırdaki durum ne? Rüşvet alan da veren de memnundur. Başbakan! Kahramanlar! 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 Başbakan! Değerli kardeşlerim, verdikleri rüşvet de sizden çaldıkları malların bir kısmıdır. Kimin malını kime veriyorlar? Sizden çaldıklarının bir kısmını başkalarına talan ediyorlar. Peşkeş çekiyorlar. Takdir sizlerin. Ve sonra milli görüş erleri tabelayı astıktan sonra belediyelerin kapılarını sonuna kadar halkın hizmetine açtılar. Belediyeler gerçek anlamda hizmet üreten birimler haline geldi. Halka tepeden bakan ceberrüt kurumlar olmaktan çıkardık. Hizmet birimleri haline getirdik. Önümüzdeki dönemde de inşallah hizmet belediyeciliğinden de öte kerim belediyeciliği başlatacağız Allah'ın bütün inayetiyle. Kerim belediyecilik. Başbakan! Kahramanlar! Başbakan! Kahramanlar! Başbakan! Unutmayın. Evet, işte hizmetin başkanları, işte genel başkanımız el ele gönül gönüle sizleri selamlıyorlar. İşte hizmetin adayları, işte genel başkanımız sizleri selamlıyor. Başkan adaylarımıza şimdi ilginç evet, çok teşekkür ediyoruz. İlerden ziyade hanımlara çok daha güzel yakışır. Eğer izinleri olursa ben bu çiçeği
hanım kolları başkanımıza takdim etmek istiyorum. Var mı efendim, bizi var mı? Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Çankırı hanım kolları başkanımıza iletilmek üzere. Evet.